Daha Seninle küçükten. ilgili tiyoları da aldık. Tan evet. Taşçı'nın söylediği yalan şarkısını. Daha evet. sonra o ses Almanya'da Zeynep Avcı söylemişti. Çok, çok iyi okudu, evet. Deha da söyledi. Deha da söyledi de. diyelim. Ee, fazla da uzatmayalım o kısmı. Bir de senden de dinlemek istiyoruz. Sen de söylüyor musun galiba sahnede? Evet sahnede çok söylüyorum. Çok sevdim çünkü. Hadi sana bir not verelim. Ee, Seyirciler hadi. de verse biz de verelim. <laughs> o sesten bu sese gel. Hadi. <laughs> o ses. O ses. <laughs> bu ses. <laughs> tamam okuyayım. Mikrofon orada. Ayağa da kalkabilirsin. Nasıl Yok, rahatsan. Iyi. Tamam. Açık mı mikrofonumuz? Açık Cık. mı? Evet. Açık. Bak neler oldu, zor zamanlar bizi vurdu. Hiç sormadı aşk, yaralarımızdan vurdu. adımı hangimiz attık? Her yer toz dumandı, zaman gözardı Kandırdı kendimizi zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Gitme sonum olur Diyen dilim Kalbin yalan Vedan yalan Bana aşktan Söz etme ne olur Senin sevda Dünyan yalan Gitme sonum olur diyen dilim Kalbin yalan, edan yalan Bana aşktan söz etme ne olur Senin sevda dünyan yalan Bana aşktan düşen Söz etme ne olur Senin sevda dünyanın yalan Listeme girdin. Halka, halkaya seçil gür de eklendi. Reci <laughs> alkışlıyor. Oo, alkış kıyamet. Alkışırsız. Sesi buraya verin. Kulak... Güzel okudun yalnız. Evet. Hakkını verdiğin yani. şarkının. Kesinlikle. Deha nasıl okudu? <laughs> Deha'ya selamlar sevgiler. Deha'ya evet şimdi selamlar sevgiler. <laughs> Derya Hanım diyor ki helal sana. Hepsinden güzel Anlayayım söylüyor. Ben. ve duyuyor. Ay Derya diyor. Hanım çok teşekkür ediyorum sevgiler. Aynur Hanım vuhu sese bak. Bana böyle güzel şeyler söylediğiniz zaman sırtımdan terler akıyor. Ciddi misin? Vallahi ben çok acayip. Aa, utanıyor musun? Evet ya. Ay ne güzel. Ben alkışlandığımda da utanıyorum sahnede. Evru Hanım. Ya böyle şeylerde utanan ve yüzü kızaran o kadar az insan kaldı ki yüzü kızarıyor ben ya yüzü ben yüzü ne kıza... istiyorum biliyor musunuz? Ben böyle Cem Yılmaz'la Acun Ilıcalı'nın kadın versiyonu olmak istiyorum. Böyle hmm. siyah tişört, siyah eşortman siyah ayakkabı ya da terlik neyse işte. Yazında işte kot şort, beyaz şort. Evet. Öyle sahnede önümde perde olsun. Beni görmesinler. Görmesinler. Ee, tabii Safiye Ayla gibi. E? Atatürk öyle dinlermiş ya. E? Evet, bir rivayete göre. Ha. Bir rivayete göre. Evet, gerçek mi bilmiyoruz ama. Ben hep öyle ya, psikoloji mi öyle benim? Görünmek mi istemiyorsun? Evet, Oturmuyor ben. musun? Evet. Aa, Normalde bahçuk. hiç utangaç bir insan değilimdir. Evet. Ama e, çok yükseldiği zaman seyirciler Evet. Böyle orada elim ayağım titriyor. Mesela hmm. Meyan falan çıktığım zaman herkes benimle beraber eşlik ettiği zaman hmm. Bir anda titriyorum böyle tüylerim diken diken oluyor. Böyle i̇lgi, çok enteresan. Olmak istemiyorsun. Sevmem, sevmem, merkez olmak istemem. Evet, sevmiyorum. Ay kimileri de ilgi diye. Hem de ilgi deliler. Ortadan iki Sevmiyorum. Sadece sesimi duysunlar dinlesin. Sesine size. bayılmışlar. Tüylerim evet. diken diken oldu. O nasıl evet. bir giriş şarkıya bravo Seçilgür. Hem bir de, de sizin için ben baksana. saat dörtte uyandım. Evet. <laughs> Evet. Bir tane daha mı okusun? Sabah, okursan, sabah. E, bir tane de yapımcımız Boğaç için okur musun? Evet. O zaman şeyi okuyayım. Yaşar Neydi için. Hepsi için. Tamam. Tek tek. Hece Peçeteye yazıp gönderin arkadaşlar. Barış için. Geliyor evet. gelsin. Tuğkan diye bir arkadaşımız var kardeşimiz. Ee, son 1-2 yıldır böyle rap camiası çok fazla gündeme geldi ya. Ama bildiğimiz bir şey yok. Bu da biz de eşit. Ha okudum. öyle mi? O, evet. Bunu o zaman bildim. Böyle yine böyle damar bir şey olabilir. Ferdi Tayfur'dan bir şey okuyabilirsin. Bak 2 yaşında okuyor musun işte? Müslüm'den okuyayım. Siz Müslüm'ü seviyorsunuz. Hepsini seviyoruz. Vallahi güzel Eda Eda'da güzel benim sevdiğim bir şarkı var. Tamam. Güllü'den onu okusun diye. Hangisi? Diyor. Ödülü Güllü taklidi kopuyor. yapıyorum ben. Aa, Aa, Aa yapsana. Evet. E, taklit eder. Dışarıda yağmur var. Aldırmıyorum. <laughs> evet. Şöyle kamera çekmeden. Masanda resmin var. Kaldırmıyorum. Neyse şaka Evet. Sevdiğin ben... şarkı. Sevdiğin şarkıyı. <laughs> Devam et. Güllü uyanıp da gelememişti. <laughs> evet sahnesine yani. gittim üniversitedeyken. Uyanıp da gelemedi. sahneye aldı. Saçıma bir yapıştı ne yapınca. <laughs> Gerçekten Ama mi? tatlıktan yani. Hani kız ne yapıyorsun hmm. sen falan gibilerinden. Biz çok e, üniversitedeyken hayal kahvesi söyleyeyim Hayal hmm. evet. kahvesinde her perşembe Mirkelem'i dinlemeye giderdik. Bir gün oradan çıktık. Bir baktık afişler var her yerde güllü güllü. İşte ben de çok takni yapıyorum konsertlarda. Hadi gidelim mi gidelim falan. Bir 15 kişi falan oraya gittik. Ee, alışık olmadığımız da bir ortam. Yani hani biz o zamanlarda böyle rock falan. Ee, işte sahneye aldılar beni. Taklidi yaptım saçıma yapıştı. Otur çabuk falan dedi. Böyle çok gülmüştük biz. Acayip komik bir anıydı. Bitti mi? Bayılmıştır da Azıcık daha söyle ya. Onun başka bir şarkısı vardı. Asıl onu yapıyordum. Ben, Müslüm... ben böyle değildim. İnan eskiden. Ay nasıl? Ben böyle değildim. inan eskiden. Ne güzel <laughs> tekrar. Öpermezdim <laughs> böyle. Ay, unuttum. Ayak sesinden. <laughs> tamam Müslüm Gür sesten istiyoruz. hadi. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi Unutamadım Kaç gece ağladım Böyle gizlice Ne yaptımsa seni Unutamadım Kim bilir kimler var Şimdi kalbinde Sen beni unuttun Çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde her yerde sen varsın unutamadım her şeyi. O ses Almanya'daki evet, evet. jüri gibiyim şu anda. Tüylerime bakar mısınız? Diken diken. Demet Akalın'dan bir mesaj geldi. Ay canım benim. Teşekkür Hatta ederim. mesajı biz şu okumayalım. Soyunabilir miyim? Aa, aa seni resmen Seçin. Arabesk'in kraliçesi ilan etti Seçin. Allah, Bu arada e, seyircilerden de ilk defa sesini dinledim. Böyle güçlü bir ses olduğunu bilmiyordum diyor. Çünkü tabii sürekli çok sesiyle kendi ön plana atanlardan değil. <laughs> evet. Biraz böyle geride kalmayı seviyorsun. Ya aslında şöyle geride kalmayı sevmiyorum. Ben zaten 2009'dan beri haftanın en az 3 günü sahne yapıyorum. Ee, ve diyorum ki yani beni dinleyenler zaten biliyor ve Allah da bir gün nasip ederse bir organik 20 milyona ulaşmaya hayalim hedefim var. 80 milyon gibi bir hayalim yok çünkü evet. e, yani şey egom yok. Yani ben 80 milyona hitap eden bir sesim demek istemiyorum. Hı hı. Ama en azından bir 20 milyona hitap edebilecek hı hı. kapasitede olduğumu düşünüyorum. Allah da bir gün nasip ederse yani ona engel olan hiç kimse olamayacak. Tabii. O yüzden de bir gün o olursa çok mutlu olacağım. Ama onun haricinde mesela e, arkadaşlarım çok diyor ki yani seçil öyle psikopat psikopat story çekeceğine arada storyde şarkı söyle falan diyorlar. Utanıyorum evet. ben. Otur bir kere nasıl? konuşma tonundan nefret ediyorum. Allah Allah evet. çok ilginç ya. yani.